Başkanımızla konuşacağız. Şimdi dedikçiler arkanıza yaslanıyoruz. Şehrimiz üst geçit, sonra alt geçit demiştik. Ama şehrimizde ve ülkemizde en çok bulunan üst geçitlerde yolun üstünden gidiyorduk. Alt geçitlerde yolun altından geçiyorduk. Ve araçlar aynı yolu kullanıyoruz. Durduğundan emin olmadan yaya git. Yeşil ışık yanarsa araçlar ne yapar? Gider. Yayalar ne yapar? Durur. Kırmızı ışık yanıyorsa ne yapacağız? Duracağız. Harikasınız. Hadi. Nerede beklemesi gerekiyordu? Kaldırım balığı var mı? Yaya geçidi var mı? Trafik lambası yok. Hiçbir insan sak sak sak. Alıver, alıver. Çocuğu arkadaş. Arkadaşı bir alıver olsun. Başlıyoruz. Sırası gelen arkadaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarımızla birlikteyiz. 2023-2024 yılı sezonu boyunca ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizin tamamına bu parkta trafik eğitimi verdik. Burada il Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İl Emniyet Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Toplamda 6500 ilkokul 4. sınıf öğrencimize burada hem uygulamalı hem akülü araçlara bindirerek onlara trafik eğitimleri veriyoruz. Tabii aynı zamanda çocuklarımıza trafik bilincinin oluşmasının yanı sıra çeşitli hediyelerimiz de var. Burada çocuklarımıza trafikle ilgili ehliyetlerini veriyoruz. Önemli olan çocuklarımızın yetişmesi, eğitilmesi, trafikle ilgili bilincin çocuklarımıza verilmesi. Ben katkı veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bugün kapanış günüydü. Önümüzdeki yıl yine 4. sınıfa geçen öğrencilerimizin tamamına burada akülü araçlarımızla trafik eğitimi vermeye devam edeceğiz. Bilincinin aşılanması ile ilgili eğitimlerimiz. Trafik önemli. Trafik bilincinin oluşması çok önemli.